Az önce şimdi de Bulgaristan Dost Partisi Genel Başkanı Sayın Lütfi Meslan'la birlikteyiz. Kendisinde Bulgaristan'daki Türklerin durumunu konuşmak istiyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bulgaristan'da ne kadar Türk yaşıyor ve durumları nedir? Türkiye'de bir beklenti var mı? Evet efendim. Son sayıma göre 612 bin kişi kendini Türk gibi yazmış. Ama ben eminim ki Türklerin sayısı bundan çok daha fazla. Anketlerde etnik kökenin ne olduğu mecburiyetle söyleme mecburiyeti yoktu. Bundan dolayı bazı kişiler belki kimliğini gösterememiş olabilir. Ama üstelik bu 612 bin kendini Türk diyen kişilerin sayısına başka ülkelerde oturan, aynı anda Bulgaristan vatandaşı olan yaklaşık 500 000 kişi sayıma katılmadı. Demek ki ne kadardı size göre? 1.100.000 Türk yaşıyor Bulgaristan'da. Müslümanların sayısı ise eminim ki 1.5 milyonu aşıyor. Çünkü Türklerden başka Rom kardeşlerimiz var, Müslüman olan Roma kardeşlerimiz var. Bundan dolayı böyle değil. Etnik Türklerin sayısı 1 milyon civarında. Bulgaristan'da yaşayan Müslümanların sayısı 1.5 milyonu aşıyor. Türklerle birlikte. Evet. Peki, en önemli problemi nedir burada Müslümanların? Maalesef biliyorsunuz 1984-89 yılında bizler asimilasyon politikası trajedisini yaşadık. Sözde soya dönüş sürecini yaşadık. Binlerce kişiler hapislere atıldı. Zhivkov zamanında, komünist rejimi döneminde çok can kardeşlerimizi öldürdüler. Onlar kanını döktü. Zaten her yıl Mayıs ayında ve Aralık ayında biz anma törenleri yapıyoruz. Şimdi ne oldu? Bulgaristan artık 12 yıldır Avrupa Birliği üyesi oldu. 14 yıldır NATO üyesi. Maalesef buna rağmen eski komünist rejiminin açık asimilasyon politikası şu anda gizli bir asimilasyon politikasıyla değiştirildi. Ben yalnız tek bir misal vereceğim. Türklerin ve Müslümanların haklarının Avrupa standartlarından çok uzak olduğunu tek bir misalle örnek vermek isterim. O da buraya gelmeden önce ben son cezayı aldım Varna valisinden. 2000 lira bana ceza geldi. Çünkü geçen yıl seçmenlerimin önünde yalnız resmi dilde değil de ana dilimde de konuştuğumdan dolayı bana bugüne kadar 19 ceza yapıldı. Türkçe konuştuğunuz için. Türkçe konuştuğum için. Ben anma törenlerinde bu evrakları gösterdim. Hem de o cezaların tümünü ödedim. Avrupa Birliği'nin bu tür şeylere hiçbir müdahalesi olmuyor. Yalnız bu dönem başkanı, Avrupa Birliği'nin dönem başkanı Bulgaristan yürütüyor. Maalesef. Maalesef. Yalnız şunu söylemek isterim. Avrupa Birliği'ne üye olan 28 ülke var. Hiç başka bir ülkede ana dilinde konuşma yasak değil. Bunu hiç başka bir yerde cezalandırılmıyor. Maalesef Bulgaristan'da biz bu cezaları çekiyoruz. Bundan dolayı ben boyun eğmedim tabii ki. Strasbourg'da bundan 4 yıl önce ilk aldığım cezayı, cezadan dolayı Strasbourg'da Bulgaristan'a karşı dava açtım. Eminim ki önümüzdeki yıl bu davanın sonucu çıkacak ve davayı kazanacağım. Bugüne kadar ödediğim yaklaşık 150 bin belki 200 bin Türk lirasına, tabii ki ben Bulgar parasıyla ödedim ama Türk lirası olarak yaklaşık 150 bin 200 bin Türk lirası civarında ceza ödedim. Bunların hepsi ceza kararıyla bana dönecek. Ama ben söz verdim. Onların hiçbir kuruşunu cebime almayacağım. Bu paraların tümünü
Türkçe Öğretmen Derneği'ne hediye edeceğim. Çünkü biz dilimizi okuyamadık Bulgaristan okullarında. Komünist rejimi bize bunu müsaade etmedi. Ama ben eminim ki dil, din bir insanın kimliğinin temelindedir. Biz dilimizi unutursak kimliğimizi kaybetmiş anlamına gelir. Bundan dolayı TİKA'nın burada organize ettiği 2 yıldır konferansların bizim için de çok büyük önemi var. Ben TİKA yönetimini canı gönülden tebrikliyorum. Çünkü Osmanlı tarihini Balkan Yarımadası'nda azınlıklardan dışarı yaşayan kişiler Osmanlı tarihi için gerçekleri bilmiyor. Osmanlı tarihiyle ilgili çok kötü mitolojiler yaratılmıştır yıllar boyunca. Maalesef bu mitolojilerin yaratılmasında bilim adamlarının da büyük katkısı var. Biz Osmanlı tarihinin gerçeğini bilmedikçe din, dil, kültür farklılıkları arasında hoşgörü ilişkileri mümkün olamaz. Bu tür toplantılarla da bu mitolojiler değişecek diyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum bu konferansların. Sağ olun.